Merhaba arkadaşlar, ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Lichess Org üzerinde 5 dakikalık satranç oynayacağız. Bir süredir ses sorunlarıyla uğraşıyorum arkadaşlar. Video çekerken ses problemleri oluyor maalesef. Ve ses problemlerini aşmak da benim için çok kolay olmuyor şu sıralar. Sorunun kaynağını da tam çözemedim. Daha önce birazcık daha kolay ilerleyebiliyordum sanki. Ama şu sıralar o kadar kolay olmuyor. Yani sebebini tam bilemiyorum. Yani makineden olabilir ya da ses kaynağından olabilir. Tam çözemedim ama seste büyük bir problem olduğunu hissedebiliyorum video yaparken. Evet, şu anda slav oynuyoruz. Yani bunu da kontrol edeceğim. Sesle alakalı problem olmazsa bu videoyu beğeninize sunacağım. Ama dediğim gibi benim için kolay olmadı. Rakibim böyle oynamak istedi. Peki F6 oynarsam alıp daha sonra G4 mi yapmak istiyor acaba? Yoksa peki F6 oynayayım bakalım ne yapacakmış. Evet, slav oynadık. Rakibimiz fil çiftini erkenden verdi. Gördüğünüz gibi maksadı bir vezir kanadı baskısı oluşturmak ve fil çiftinden zamanlı bir şekilde kurtulmak. Şu anda yapmaya çalışıyor bunu zaten. Hemen filleri değişmek iyi bir fikir olabilir ama değişmeden oynasam ne olacak merak ediyorum doğrusu. Sadece filmi nereye koyacağımı merak ediyorum. Çünkü değişmeden oynarsam bu sefer E6 karesinde bir zayıflık oluyor. Onu sürerek oynayabiliyorum ancak. Ama sürebiliyor muyum onu bilmiyorum. Aldım aldım. Kaleye 8, kaleye 2, fil de 8, kaleye 1, fil C7 mesela G3. E5 yapmaya vaktim oluyor mu? E5 yapmaya vaktim olmuyor olabilir. Bu sebeple almasını bekleyebilirim. Alsın, oynayalım diyebilirim belki. Çünkü bu şekilde olursa E6'da zayıf bir piyonum olmayacak. Evet. Ama tabii bunun da kendince kötü bir yanı var. Duble piyonumuz oluyor. Evet, fil geri çekelim. Fili belki bu çaprazda belki burada etkili hale getirebiliriz. Çünkü filimiz görece kötü. Teorik olarak iyi bir fil olmasına rağmen filimiz iyi değil. Peki. Rakibimiz oradan az önce konuştuğumuz vezir kanadı alan üstünlüğünü arttırmaya çalışacak. Kale 6 geleyim. F5'i alamıyor zaten. Sonra çiftleyelim. Peki. Alırsa alacağım. Sonra kaleye 8 yapacağım. Evet, rakibim öbür taraftan sürene kadar ben de merkezden veya daha sonra şah kanadında oynamaya çalışacağım. O da çiftlemeye çalışabilir bu arada. Çünkü taş değişimlerinden çekinmesi için bir sebep yok. Kale E2 oynayabilir mesela. Kale E3 oynayabilir. Ya da böyle oynayabilir. Peki ben böyle geleyim. Alırsa vezirle alabilirim. Şah F1 oynayabilir sonrasında. Fil C7, G3. Vezirle alayım. Şah da zaman kaybetsin. Fil C7 tempo ile geleyim. Çünkü kaleye 1 gelirse alacağım. Şimdi böyle geleyim. Vezir. C7. Rakibin atı gördüğünüz gibi güzel bir iş çıkarıyor. Vezir buradan acaba girebilir miyim diye düşünüyorum ama çok bir yere gidemiyor. Şah G2'ye koyduğu zaman hiçbir şey olmuyor. Peki G5'in zamanlamasını iyi yapabilecek miyim acaba? G5 yapabilecekmişim gibi de görünüyor. A5 yapsam işe yarıyor mu? A5. Peki böyle oynayalım. Kaleye 1 gelirse belki A5 deneyebilirim. A5, B5, değişti değişti, at D5. O pozisyonun açılması sanki benim işime gelir gibi geliyor ama çok taktik oluyor pozisyon. At D5'e gelince fil D8. Ne oluyor yani anlamak çok zor. A5, almasa da başka bir şey tabii ki. Almak zorunda da değil. Peki. A5. Peki alalım. G5 şu an yaparsam alıp alıp E5 karesi üzerinde baskı oluşturabilir. F7. Pozisyon eşit oldu. Kazanmaya çalışmak için zor. Vezir H5 belki yapmak istiyordu. Evet. O da bir şey yapmaya çalışmıyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden kazanmak iki taraf için de zor olacak. Peki. Vezir D8. Zaman problemim de var. O yüzden çok uzun uzun düşünerek oynamamam gerekiyor galiba. Evet, vezir de yedi. Bakalım ne yapmaya çalışıyor. Peki böyle yapmaya çalışıyormuş. Alıp alıp E5 karesini yönelecek herhalde.
duble piyondan kurtulma şansı veriyoruz ama bu duble piyon gördüğünüz gibi kıymetli bir duble piyondu. Aldı aldı. Aş altı oynarsa şah G6 var. O yüzden hemen oynamaması lazım. Şu an E dikeyini kontrol etmeye çalışıyorum elimden geldiğince ki rakibin etkinlik alanı kısıtlı olsun diye. Ama A4 ile başlayabilir mesela isterse. Kazanmak istiyorsa tabii ki. Belki ben de F4 yapmaya çalışabilirim. Ama şu anda film için küçük bir gün doğdu. Sadece vezir E5 gelirse vezir B8 bir şey istiyorum ona bakmam lazım. Herhalde bir şey olmuyor. Şimdi buraya döndürebiliyorum. Evet döndüreceğim zaten. Böyle gelirse fil F6. Evet filin etkili olması için pozisyonu biraz açılması lazım. Bakalım vezir B8 işe yaramıyor demiştik. Alabiliyorum çünkü. Yani en azından işe yarıyormuş gibi görünmüyor. Peki şimdi gelsem biraz daha bekleyebilir miyim acaba? Nasıl bekleyebilirim? Vezir E6 aldı aldı at E2. Peki bunu oynayacağım. Bir görmek istiyorum. At E2 mi oynuyor, ne yapıyor? Şah F3 mi oynuyor? Görmek istiyorum. Çünkü alırsa, at E2 oynarsa sanki şu piyon biraz problem olabilirmiş gibi hissettim. Oynadı. Belki de problem olmuyordur. Almaya çalışayım. E4. Peki bundan çok emin değilim. Şu anda birazcık uydurmaya başladım ama her şey olabilir artık bundan sonra. Evet. G5 düşünmüştüm buna. Eğer pozisyonu kapatırsa H piyonu düşüyor. Evet zaman olarak geride. Seste büyük problem olmazsa bu videoyu atmak isteyeceğim ama at F4 gelmeye çalışabilir ama hemen almak zorunda bile değiliz sanki. Çünkü evet şahım ilerlemeye başladığım zaman at nereye gidiyor? E5 karesine gelemiyor doğru dürüst. Peki gidelim. Hemen almak da belki kazandırıyordu ama emin değilim. O yüzden daha basit oynamaya çalışıyorum. Şimdi basitçe alacağım ve G3 oynayacağım. Piyon finalini kazanmak istiyorum. Açmazlık taşı yemeye gerek yok ama şu anda yememek için bir sebep göremiyorum. Gidelim ve kazanalım. Basitçe bunu da sürelim. Bunu da alalım. Tüm piyonları yiyeceğim şimdi. Bunu da yiyebilirim, bunu da yiyebilirim. Evet, burası rakibe kayıp oldu. Risk almamak için bunu yemek istiyorum. Evet. Bunun kazanç olması lazım. Çünkü çok uzun bir yolu var. Ben hemen vezir çıkacağım. Ama bunu yapması gerekiyor eğer oynamaya devam etmek istiyorsa. Çünkü şah E5, H5, şah F4 gelirse böyle yapıyorum. Buraya gidecek mecburen. Ha, yapmadı. Evet, zugzuvanga girecek birazdan. Bekleme hamleleri tükenecek. Ve kazanacağız. Ama tabii ki denemesi lazım. Buraya girip bunu denemesi gerekiyor. Şimdi şah E5, H4, şah D6, H3 kazanıyoruz. Şah E5, H4, şah F4, şah H5 kazanıyor. Dolayısıyla rakibimiz pozisyonu kaybediyor. Son bir şans, evet. Bakalım deneyecek mi? Şah F4, geri geliyoruz. Evet, terk edebilir artık çünkü diğer tarafa da gitmeyi kabul etmedi. Belki burada birkaç piyonla oynamaya çalışabilirdi. Onu da yapmadı. Evet, şimdi artık buraların hepsini yiyeceğim. İlgilenmiyorum. Yani H piyonuyla. Evet. Şansımıza ilginç bir oyun oldu. Çok iyi oynadığımı düşünmüyorum. Ama yine bakalım hızlı bir şekilde. Daha sonra ses sorunlarını çözmeye çalışacağım. Uğraşım devam edecek. Sesle ilgili yorumlarınızı yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Çok kötüyse ya da önerisi olan varsa lütfen esirgemesin. Evet, otomatik analiz talep edilmiş. Evet, açılışta at H5 hamlesi uyduruk bir hamleymiş. Peki zaten uyduruk olduğu hissedildi. Beyaza tek kaleye bir oyun oynama şansı verdi. Ama ben daha sonra rakibin çok hırslı oynamaması sonucunda sanırım bir şekilde eşitlemeyi başardım. Diye düşünüyorum ama bilmiyorum da. Evet, makinenin analiz etmesini bekliyorum ama evet, makine biraz uzun sürüyor analiz etmesi. Evet.
Bana kalırsa bu pozisyon eşit idi. Yalnız rakibimiz biraz hırslı oynadı. Yani G5'e izin verdikten sonra biraz dikkatli olması lazım artık. Sanki eşitliğin iyi tarafındayım gibi görünüyor burada. Rakibin dikkatli olması gerekiyordu. Ama o çok dikkatli oynamadı sanki. Buralar da makineye göre eşit ama. Evet, en kaba hata böyleymiş. Makineye göre F4 yapıp bunu berabere yapmaya çalışması gerekiyormuş. Ben tabii böyle yiyeceğim diye düşünmüştüm ama makine atı bu şekilde gidip bunu almaya çalışacağını söylüyor. Ha, sanırım şöyle bir güzellik var. Atı buraya gelirse ben fil de alabiliyorum fakat bu piyon finali beraber oluyor. Evet, bunu kazanamıyoruz çünkü H4 H5 yapıyorum, alıyorum, geliyorum mesela şahı buraya koyuyor ve bekleme hamlem yok. Berabere oluyor pozisyon. Kazanma şansı görünmüyor. Evet, son hata buydu. Başka hataları da vardır belki ama sonrası zor zaten. Peki, bir tane daha oynamaya çalışabiliriz. Evet. Oo, 2700. Boy bu boy boy boy. İsmi çok iyiymiş. 18 oyun oynamış. Evet. Rakibimiz 18 oynamış. Bakalım bir dakika. 18 oyun oynamış. Bir tane kaybetmiş. İşimiz zor. Ama ikinci hamleden düşünüyor. Bu iyi bir şey. Gerçi 5 dakika oynuyoruz. Evet, yine düşünüyor. Her hamleyi düşünecek mi acaba? At F3. Neyse anlarız birazdan. En azından seste bir problem olmasa sevineceğim şu anda. Başka bir isteğim yok. Az önceki oyunda gördüğünüz gibi çok kapalı bir pozisyon oluştu ve oynaması kolay değildi. O yüzden oynaması kolay olmadığı için de rakibim biraz fazla hırslı davrandı. Daha önceki videoda yaptığım şeyi yapacağım. At B5 istiyorum. At C6. Evet. O da benimle aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Peki öyle geleyim. At B5. Belki at B4 mi yapacak? Olabilir. B4 olabilir. At da alalım D6'yı. Çünkü fili kaçmak isteyebilir mi? Mesela C3 oynasam. Fili kaçsa. Fil F4 gelsem. Neyse kaçmasın yani. Niye kaçırtıyoruz ki? Oh, piyonla aldı. Bunu beklemiyordum. Peki C3, at B4 yapmasın. At B4, fil F5 yapmaya çalışabilirdi. Rakibimi şimdi vezir kanadında oynamak gibi bir planı olabilir. Biz normal taş girişeceğiz. Fil F4. Kale 1, vezir D2. Belki feda yapacağım. Rok yapmış. Şah saldırı yöntemlerinden bir tanesi. Feda yapmak. Ama at E4. Bunu kale 1 ile kesmeliydim galiba. Çünkü şimdi orada bir hakimiyet kurmaya çalışacak. Kale 1. Kale 1. İstemiyorum kale 1 yapmayı. Neyse kale 1. F5 yapacak herhalde. Evet. H2. Daha sonra belki at D2 dönebiliriz. F3 oynamaya çalışabiliriz. A4 peki. Durduralım. Ne olur ne olmaz. Kale C8. At D2. At D2. Vezir H4 mü oynuyor? Vezir H4. Kale E2. Peki at D2 oynayalım. Rakibim de oyunu çok doğal gelmedi doğrusu. Biraz garip oynuyor. Cezalandırmam lazım diye düşünüyorum. Cezalandırabilirsem. Vezir H4. Kale E2. Daha sonra F3. Olabilir. Ya da direkt F3. Alırsa alacağız. Evet, ya rakibin bu oyunu nasıl cezalandıracağız? Bu önemli bir soru tabii. Kolay değil. Şimdi atımızı yeniden yönlendirmemiz lazım ama nereye gidiyor bu at? Belki evet buraya gideyim ben. Buraya gitmeye çalışayım. Bu ata yer bulamıyorum. Buradan nereye gideceğimi göremedim kısa vadede. Atı böyle gitmeye çalışayım. At B5 daha sonra buraya saldırsın. Zayıflıklar orada neticede. Rakibim acayip oynuyor. O yüzden anlayamıyorum ne olduğunu. At B5. Vezir D2 kaleleri E2'ye çiftleyeceğim ve Fransız değişme varyantının en normal hareketlerinden birini yapmaya çalışacağım. Fil aldık.
Atlı almak belki daha iyiydi. Kaleyi verdi. Evet, vezir gelelim. Veda mı yapmaya çalışacak? Bilmiyorum ki. Kaleleri çiftlemek istiyorum ama şu anda kolay değil. Evet, at G3 gelmeye çalışıyor. Peki. Kaleyi ben de buradan feda etsem gerek var mı? At F4 veya at bilmem ne gelmek istiyor. Peki. Nasıl yapabiliriz? Vezir F2. Hızlıca bir kazanç göremiyorum. Yani sanki hızlı bir kazanç olması lazımmış gibi hissettim ama göremedim. H4 oynasam. At F4. BG. Peki. Böyle gelsem F4 oynatsam ona bir tur. Kaleye gelsem at F3. İlginç. Kaleleri E-dikeni çiftleyemiyorum bir şekilde. Olmuyor. Evet, aslında güzel düşünmek gereken bir pozisyon. Peki F4 oynasam aldı aldı, fil aldı, vezirle aldım, vezir kapattım. At F4 koysa, fil geri çeksek bir şey elde ettim mi? Çok elde etmiş gibi görünmüyorum. Bayağı düşündüm burada. Fil fedi oynadım peki, bu kadar düşünüp. Bekleyelim rakip ne yapıyor diye. Böyle yapıyormuş. Vezir C2. Kale F6. İlginç. C4. Deneyelim. At B4 oynarsa. Aldık. Evet, zamandan problem olmazsa açmayı başardım ya birazcık. C3. Ha, direkt C4 değil. C4. Burada artık belki kayıları E-dikeyinde sonunda çiftleyebilirim. Evet, alacağım. D5. Daha sonra kale E8. Ha, izin vermedi. Kale C8 belki de. Böyle gelmek istiyorum. Kale C6 oynarsa veziri kaçabiliyorum. Dediğim ama bu istediğim şey değildi tabii ki. At C3, at E3. Yok, bunu istemiyorum. Vezir D3 geleyim. E2 karesini savunmam lazım. Alırsa çatal atmasın diye. Burasını iyi oynamadığımı hissettim şimdi. Ama en azından belki Şah2 oynayıp bir tehdit yapmaya çalışabiliriz. Vezir geldi. Şah2. Korkuyorum. Zaman da azalıyor çünkü. Artık kale C'de oynamak istiyorum. Veziri böyle girmek istiyorum. Engelledi. Vezirleri değişsek kazanmaz mıyız? Kazanırız büyük ihtimalle. Ama daha kolayı var mı diye bakıyorum. Göremiyorum. Vezir C3 gelsem ne olacak acaba? Neyse, geleyim böyle gitsin. Şu an daha fazlasını göremedim. Şimdi D piyonumuz çok güçlü. Şahı birazcık getirmesi gerekecek ama ben de o sırada tehditler yaratabilirim. Demek istiyordum. Demek istiyorum. Alayım mı? Alayım. Sonra süreyim. At C5, kale C7. Evet, bunu kazanacağım gibi duruyor. Fakat olmadı tabii. Evet, şimdi sürelim. Bakalım rakibimiz nasıl taş feda edip oynayacak sanırım. Evet, kale C8 şah çekeceğiz ve vezir çıkacağız diye düşünmüştüm ama bu kadar kolay değilmiş. Böyle gelelim. Evet, at D4 oynayacağım sonra. Evet, vezir çıkıyorum. Ama vezir çıkıyorum. Evet. Kazandım bunu. 2700. Ama 2700 değil galiba. Çünkü
Biraz garip bir satranç oynadı. Yine bir değişmeli Fransız. Yine bir kazanç pozisyon. Tabii gereksiz yere uzun düşündüğüm bir bölüm oldu. Artık pre-move yapabiliyorum herhalde. Burada da pre-move yapabiliyorum. Mat olmuyorum hiçbir şekilde. Evet, uğraşmamak için böyle yapıyorum burada. Hızlı bitsin diye. Evet, neyse ki rakibimiz terk etti. Evet, uzun düşündüğümüz bölümde sıkıntı olabilirdi. Şimdi bu pozisyonda biraz daha bu pozisyonda evet rakibimin ilginç pozisyonda ama evet, nerede hata yaptı rakibimiz tam olarak ona bakalım. At B1 hamlesini beğendim. Burada çok hızlı bir şekilde kazanç göremedim doğrusu. Ama makineye göre at F1 oynamak ve şaha doğru, rakip şaha doğru oynamak daha mantıklı. Vezir D2 örneğin. Varyant böyle gidiyor. Tabii ben bunu görmedim. Yani vezir D2 yeniye G5 oynasın. Belki şahıyla vesaire gelir ama herhalde biraz daha zayıflatmaya çalışabiliyoruz. Evet at B1 planı çok doğru değilmiş. Ama en azından atı güzel kareye götürdük. Fakat rakibimiz biraz şüpheli oynadı. Dediğim gibi bir tuhaf oynadı. O yüzden çok süper oynamam gerekmedi galiba. Neyse. Şansımız yerindeydi. Fransız'la ilgili güzel bir oyun kazanma şansımız da oldu. Umuyorum ses sorunları azalır arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Ve aynı zamanda sesle ilgili yorumlarınızı da arkadan gelen sesle ilgili yorumlarınızı da esirgemezseniz sevinirim. Daha sonra videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.